Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Yasin kardeşim. Sıradaki skecin konusu tasarruf seven bir babanın hikayesi bu. Skecin adı Birikim. Süper. Fatih'le Cihan yazdı. Deyip direkt gitsem mi? Gitme. Tasarruf, sen tasarruftan hoşlanan biri misin? Tasarruflu biri misin? Ya ben o konuda çok eleştirilen biriyim. Aslında ekonomi okudum ama bir türlü tasarruf yapamadığım için annem beni çok eleştirir. Neden? Çok savurgan mısın? Evet, farkında olamıyorum yani. O yüzden zaten o işin içinde pek bulunmak istemedim. Ha. Ama annem babam gayet tasarruflu insanlardı. Orta halli bir ailede büyüdüm. Öyle mi? Evet. Nasıl tasarruflu? Mesela bir araba hikayemiz var babamla. Arabaları çok severdi. Ben de çok severim. Bütün erkek çocuklar gibi. 80 model böyle eski Sovyet bir araba bulmuş. Onunla çok övünürdü. 1500 motoru vardı ama Murat 124'e benziyor falan. Ve arabanın şöyle sorunları oluyordu. Mesela bir gün yolda gidiyoruz. Sola çevirdik direksiyonu. Kornası takılı kaldı. Sürekli sağa döne döne gitmeye çalıştık eve. Bir gün uyandık. Kelebek camı kırılmış. İçinde taş var. Ondan sonra sanayiye götürdük yani ne oldu diye. Usta dedi ki arabayı çalmaya çalışmışlar, bozuk olduğu için çalamamışlar. Bir gün yine gidiyoruz ve pazara gideceğiz. Acelemiz var. Yokuş aşağı, çok dik bir yokuştan aşağı iniyoruz. Karşı tarafta duvar. Babam bir anda çok sakin bir şekilde dedi ki fren patladı, fren tutmuyor. Ve ben panikledim. Eyvah. Panikledim. Arabada hava yastığı yok, hiçbir şey yok. O an birazcık da küçüğüm. Şey bekliyorum yani. Oğlum önlem alalım. Hani emniyet kemerini tak, ben buradayım. Ya da en kötü atlayalım. Hadi en kötüsü bir helallik falan. Bunu bekliyorum. Hiçbir olmadı. Babam bana dedi ki, oğlum yandaki arabalara bak. En ucuz hangisiyse ona çarpalım. Ben tasarruf diye buna derim ya. Çok güzel. Skecimiz tasarrufla ilgili. Tasarrufu çok seven bir baba var. Skecin adı Birikim. Fatih'le Cihan yazdı. İyi seyirler. İzin başlıyor. Oy, iki saattir televizyon açamadıydı. Oh. Anneme kocaman bir alkış. Ne oluyor lan? Elektrik faturası 200 lira. Hoş geldin Kazım. Ay çok soğudu be doğal. Ve sevgili eşim Filiz'e de kocaman bir alkış. Ne oluyor? Doğalgaz faturası 600 lira. Aa, ne oluyor ya? Be işte geldi. İşte geldi su faturalarımızın kahramanı Tanju. Bana da mı alkış? Evet. Sana da alkış. Su faturası 300 lira. Allah Allah, ben seviyorum suyu ya. Enerjimi yerine getiriyor suyun kaldırma kuvveti. Hadi lan bu babanı kandırma kuvveti. Tamam Kazım. Allah Allah, çocuk duştan çıkmış, saatler olsun annem. Yok daha bitmedi anne, mola verdim ya. Tamam. Gireceğim yine gireceğim şu an. Tamam. Adam banyodayken mola veriyor ya. Banyo yapmak kendisi için adeta iki perdelik bir oyun. Azıcık sus, dizin başlıyor. Sus. Anne başlayacağım senin de dizine ha. Aa annem başla ha. Bunun internette eski bölümleri var, onlara başla, bana yetiş. Yeni bölümlerini televizyondan beraber izleriz. Hah, dur çık. Gülten, evde misin? Ha, ben de evdeyim. Hiç öylesini aradım. Evet. Yok, şimdi geldi Kazım da. Mahmut Orhan'ı mı Gülten mi? Ha, o. Ver, bana ver. Aa, dur bakayım, Kazım istiyor. Gülüm kız. Aa. Aa, ne yapıyordun? Konuşuyordun be kadınla. Benimle konuş. Telefon faturaları çok geliyor. Gıybetin kralı bende. Geçen gün adamın biri kızlar tuvaletine girmiş, bunu bir dövmüşler. Ay dur. Şşş. Lan dur, bu Kanal D'de Sakat Aksiz'in yeni fragmanı var. Az sus. Anne kapat şu televizyonu ya. Lütfen şu televizyonu artık kapatın. Ya. Herkes bir otursun bakayım şuraya. Oturun bakalım. Otur. Tanju git bana şu yazı tahtanı bir getir bakalım. Ya baba çok yakında. Sen beni yorma, şunu alsana şunu. Çocuğa bak ya, kısa mesafe diye gitmiyor. Ne oluyor ya? O ne lan? Ne yiyorsun sen? Bana da ver. Fındık. Ver. Tamam, bu kadar koy yeter. Koy daha koy, sen bakma ona. Lütfen şu dersi dinlesin herkes. Herkes yerine otursun, kendi aranda konuşma. Arka taraf! Evet. Ne dersi ya? Ne saçma? Bundan sonra size bu tahtada her hafta tasarrufla ilgili dersler anlatacağım. Hayda. Ne dersi? Ne anlatıyorsun sen? Dersimizin adı ev ekonomisi. Ha. Konu tasarruf. Ha. Ders ya baba şimdi bu. Ben kesin kalırım ya. Ders olmasa kalmam da, ders olunca kalıyorum ben dersten. Söyleme babana.
Ben bir su döküneyim geleyim mi? Su ısınsın. O soğuk su aksın. Olana kadar ben bir döküneyim. Oğlum bak, o duşta sıcak olana kadar akan o soğuk suyu kovaya doldurur. Senin de kafanı o kovanın içine sokup çıkartırım. Ve bunu birkaç defa tekrarlayıp seni var ya profesyonel bir serbest dalışçı yaparım Tanju. Ne zaman başlıyorsun? Aferin. Çabuk adapte oldun. Peki bu yaptığımız sana da böyle biraz gerzekçe gelmiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi karşılıklı sevgi ve hoşgörü bir evin olmazsa olmazıdır. Şimdi şuraya güzel bir ev çizelim. Anne sen de bak buraya. Bir gözüm sende damat benim. Zaten bir gözüm de çukurda. Kazım. Ya çukur izliyor ya, onu diyorum ya, Allah Allah. Baba ev evet. Çok kötü oldu ya. Şimdi bu evde tasarruf yok, nereden baya başlar? Berbat bir ev oldu o ya. Tasarruf. Baba bok gibi bir ev şu an. Oğlum şekle takılma. Şekle takılma ya, içerik önemli. Yavrum biz babanın şekline takılıyoruz mu? Sen de takılma. Evet, bu evde tasarruf nereden başlar? Ay bilmiyoruz damat, nereden başlar? Boş ve manasız bakışlarınızdan anladığım kadarıyla bilmiyorsunuz. Hay yok, bana diyorsan ben daldım sana baktım. Annem deyince fark ettim. Sen hakikaten böyle bir şekilsiz çirkin ya, değil mi? Öyle çirkin ya, gayet iyi adamım ben, Allah Allah. Değil mi? Ay söyle, nereden başlar? Bilmiyoruz. Olabilir, olabilir. Dersin heyecanı, günün yorgunluğu vesaire vesaire. Hey, 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 hey. Tasarruf mutfaktan başlar. Mutfak tasarrufun kalesidir. Her kim ki evinde mutfakta tasarruf ederse o kişi evinde mutfakta tasarruf etmiş olur. Nihat Hatipoğlu. Yok, Tarkan Tebetoğlu. Allah Allah. Anonim. Anonim mi? Anne anonimdi, sana küfür etti. Oğlum yok, ben öyle küfür falan etmedim ya. Ya Allah Kazım, Allah. Sen ne diyorsun? Ne, yani mutfakta ne yemek pişirmeyelim, biz aç mı kalalım, bu mu? He. Şu çocuğuna bir bak ya. Evet. Allah'ını seversen şu çocuğuna bir bak ya. Ben zaten çok güzel bakıyorum, bu benim tosunum. Ya sıkıntı da bu zaten, bu çocuğun tosunluğu. Bu çocuğun artık aç kalma vakti gelmedi mi? Ya biz bu çocuğu Survivor'a göndersek hiç yemek oyunu kazanmadan finali görür ya. Kokonat var mı? Dominik var, yiyecek mi? Börek yani, börek ye, tamam. Kokonat yok. Koy onu yerine. Koy. Bak ya, bak. Kambur balinaya bak ya. Yerine koy dedim, midesine koydu. Ya çocuk cesim, bir yeri şişer maazallah. Ya bunu daha neresi şişecek ya? Neresi şişecek bunun? O da doğru. Annem, ha. Tamam. Hadi yeme. Akşam da yiyeceğiz ya. Daha yeme annem. Ha, ha. Yeme daha, hadi. İşte kilit cümle. Yeme. Ne? İlizciğim, ha? Her geçen dakika seni derste birazcık daha atik görüyorum. Acaba aramızda bir öğrenci-öğretmen ilişkisi mi başlayacak? Hadi be. Hocama mı aşık olacağım? Hayır, hocana aşık olacaksın. Evet, arada esprilerimle dersi daha keyifli yapma gayretindeyim. Evet. Ay yok tamam hadi ya, sabır bana. Ne oldu Filiz, ne yapıyorsun? Tamam ben yok vallahi işim gücüm var, daha ütüm var, bak burada bir sürü çamaşır ütü, var. Ütü benim kanayan yaram. Ütü yok. Ütü yok. Bu evde ütü yapmaya gerek yok. Yahu çocuğun gömleği yok. Ütüsüz mü gitsin okula? Bu Tanju'nun gömleği mi? Ne? Ya bir şu gömleğe bak, bir de Tanju'ya bak. Tanju bu gömleği giydiğinde zaten kırışıklıklar üstünden kaçışır ya. Amma ütüye kafa ütüledin, amma kafa ütüledin damat. Kendini hatırlatman iyi oldu anne. Bundan sonra dizileri çarpı 15'te atlaya atlaya izleyebilirsin internetten. Öyle zevki çıkmaz ki. Ya anne şurada 3-5 yıllık ömrün kalmış ya, sen beni dinle. Bak böyle giderse en fazla 2 dizi izlersin. Ama benim dediğim gibi yaparsan onlarca diziyi görebilirsin. Kafama yattı bu benim. Nasıl, müthiş bir fikir değil mi? Kafama yattı, alın şunu ya. Oğlum git, fark etmiyor da ya, manyak mısın nesin ha? Oğlum sen niye anneni, anneanneni burada derste sabote ediyorsun? Aa. He? Ben ne anlatıyorum burada? Şık niye böyle yapıyorsun ya? Ya ne Allah ya? Allah, neden böylesin oğlum sen? Allah Allah, ne anlatıyorsun? Ya şık, ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah, ben ne yapıyorum burada? Sen Allah Allah, ya senin bu dersi özel ders olarak alman gerekiyor. Evet. Ama baban ne yapıyor? Sana burada bedavadan tasarruf tamam. Dersi anlatıyor. Haklı, haklı. Kazım haklı. Tamam, bugün yemeyiz Kazım ya. Ne derse o, değil mi? Babamız ne derse o. Tamam, ben zaten diyete başladım. Heh. Kilo veriyorum. Vermeye başladım ya, bayağı veriyorum. Baba yemem artık, yemiyorum artık tekü. Oğluma bak ya, ne kadar güzel bir gelişme bu. Yani şimdi siz, sevgili ailem, benim bu tasarruf politikalarımı kabul ediyor musunuz? Evet. Hadi be. Evet. Vallahi mi? Ya Gabe'de ben bunu bahsettiğimde siktir lan oradan dediler ama.
Gerçekten yani siz bunu kabul ediyorsanız bahçemin üstünde yeriniz var. Tabii, tabii. Bugünlerde çok ihtiyacımız var bu tasarrufa. Evet. Çok sağ olun. İyi ki varsınız ya. Vallahi kocaman adam olmasam salonun ortada ağlayacağım ama tutuyorum kendimi. Vay yok. Kapı çal. Ben bakayım kapıya bak. Sen dur dur ben bakarım ya. Yok yok sen ders anlattın yoruldun. Geç içeri dinlen biraz sen. Sen aç. Ben de bakarım ya ne ya, olacak? Gerek yok baba dur. Yorulmadım ki ben ya. Dur dur ben bakayım damat. Anne sen gidene kadar adam evde kimse yok diye gidecek şimdi ya. Geç açtım ben sen. Açtım tamam. Siparişinizi getirdim. Buyurun. Ne siparişi? Biz sipariş vermedik ki. Adres burası ama. Bir yanlışlık olmalı ya. Böyle bir adres, adreste yanlışlık var galiba. Yani parası da ödenmiş. İstiyorsanız ismini söyleyeyim. Söyleme söyleme. Ben biliyorum. Tanju. Ha? Kaşla göz arasında burada yemek söyledin değil mi? Yok ben söylemedim ya. Ha Tanju değil. Rukiye Hanım, kendinize ödül yemeği mi söylediniz? Vallahi günahımı alıyorsun ha damat. Gerçi birazını al ha iyi olur. O da değil. Vay be Filiz. Sensin demek ha. Ya ben geçmişteki hatalarımız üzerine ikinci bir çocuk bile düşünüyordum ya. Hata ben miyim baba? Düşündüğün gibi değil Kazım. Yani ben de şimdi o kadar yolu geldim falan, yağmur yağıyordu. Biraz böyle bir fırtınalar koptu motorun üstünde ne yapacağım? Sen bahşiş mi istiyorsun? Evet. Sen bahşişini ver, sen çocuğun bahşişini ver bakayım. Ben bahşişini tamam, bahşiş veririm ben sana. Lütfen çıkar mısın ya? Bahşiş falan yok. Benim istemediğim bir şey bana getirmişsin, bir de bahşiş istiyorsun. Eyvallah abi, sağ ol. Üç fındıkla idare. Filiz, lütfen buraya gelir misin? O elindekini getirir misin buraya? Gittim ben, gittim. Çabuk buraya gel lütfen Filiz. Açıp getireyim. Hayır, aç, aç. Burada açacaksın. Burada açacaksın. Hatta ver, ben açacağım onu. Şuraya bak, biz tasarrufla ilgili şey anlatıyoruz. Bir de ağırmış lan bu. Ne aldınız böyle? Allah Allah. Tasarruftan bahsediyoruz. Gitmişler bize. İyi ki doğdun Kazım. Kazım. Kazım deme baba. Babana. Baba. İyi ki doğdun. Bakın. Ay. Sevgili ailem, iyi ki doğdun evimizin reisi. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Çok duygulandım ya. Yani kusura vallahi bakma bunlara tasarruf yapamazdım. Çok duygulandım ya. İyi ki benim yanımdasınız. Şey diyeceğim, 10 gün sonra senin doğum günün ya. Acaba ne? Bunun yarısını senin doğum gününe sandın? Yok. Ya bu kastım ya adam. Ne olacak? Ya geçeceğiz, yiyeceğiz işte. Aman. Çok zerge diyenler. Sabah gel sabah. Tek öğün yiyecektin hani sen. Şu an bir öğün daha çıktı. Ben bugün sahnede yedim yemeği. Çok güzeldi. Çok güzel. Afiyet olsun kardeşim. Safa'yı kostümüyle ve oyunculuğuyla alkışlıyoruz efendim. Çok şıksın gerçekten. Teşekkür ederim. Evet. Fatih'e hiç enerji düşmeyen, skeç böyle düşmek üzereyken kaldıran, koltukların üstüne çıkıp bir şekilde skeci hakikaten ayakta tuttun. Eyvallah. Ya bir yani empatisi çok yüksek konu. Kim yazmıştı skecin yazarları? Cihan'la ben yazdım. Ha skeç senin diye sen o çabayı bir de ekstra... Ya Cihan bana emanet etti, ben emanete sahip çıktım. Ya çok güzeldi gerçekten. Şu an herkes evinde yaşıyor yani ve herkes evinde soğuk hava, kombi açıyorsun. İşte efendime söyleyeyim, yeme içme, biz bile şimdi işte elektrik tasarrufuna geçtik yani değil mi? Tasarruf dönemi, empatisi. Var mı aranızda ben acayip tasarrufluyumdur, şöyle bir çözüm buldum deyip herkese bir örnek olan... Seyircimizle de sohbet güzel oluyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kadriye. Kadriye Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 19 yıllık evliyim ama kombi hiçbir ayardan yükselmedi. Hep bir ayarda duruyor. Hiç yükseldiğini görmedim. Yükseltmek isteyen sizsiniz anladım. Benim. Tabii. Çok üşüyorum. Ama hiç görmedim. Hep bir ayarda duruyor. Bir de eşim onu hiç üşenmez. Gelir açar, bakar. Düzeltti. O ayarda duruyor mu? O ayar dediğiniz çok gizemli bir ayar değilse kaç acaba? Onu öğrenir mi? Birde mi mesela tutuyor? Birde. Yani diyelim bir diyelim yani o şey rakam yazmıyor bizde. Rakamlar ondan sonra yükseldikten sonra yazıyor ama bizde hiç o rakama geçtiğini görmedik. Hiç görmedik. Ya bire bile gelmiyor mu da? Yok gelmiyor hiç evde görmedik. Doğalgaz yarım mı yanıyor 19 yıldır? Ya 19 yıldır evet ben hiç görmedim. Bütün halde yandığını görmedim yani. Hep aynı ayarda duruyor. Peki gizli gizli gidip açsanız bir görseniz. Bir kere onu yaptım yakalandım. Nasıl şansıma yakalandınız? Eşim gitti dedim ya şunu dedim bir de ben hani 2.50 yazıyor. Ona çevireyim dedim. Şansıma bir şey unutmuş. Geri geldi baktı.
Baktı. Siz de bir fullemediniz. İkiye götürdünüz. Hani... Aynen öyle. Dedim ben... bakayım acaba bunda daha mı sıcak oluyor? Bir deneyeyim dedim. Hiç görmediğim için. Dedim bir deneyeyim bakayım sıcak oluyor mu? Onda da yakalandım. Peki çocuk var mı çocuk falan? Var. 18 yaşında bir oğlum var. 12 yaşında oğlum var. Çocuklar nasıl üşüyorlar mı? Onların durumu nedir? Onlar gayet rahat. Üşüyen bir benim. Niyeyse bir benim. Onlar babaya çekmiş o zaman. Aynen öyle. Onlar zaten babacı. İkisi de babacı. Ha. Yok anne gayet rahatız biz. Sen üşüyorsun. Sen siz acaba sıcak su torbası mı ayaklara? Onu da hiç denemedim. Hiç. Ben battaniyeyle oturuyorum. Battaniyeyle oturuyorum. Bir de bu... bana diyorlar sen yaşlısın ondan. Bir bahane. Peki buradan eşinize, kanalda ekranlarından... adınızı da söylediniz, artık tanıyor. Evet, eşiniz evet. Olduğunuzu da artık biliyor. Birlikte izliyorsunuzdur belki. Evet, şu izliyoruz. Şu an ılık evet. Evinizde. Evet. Şu an eşinize ne demek istersiniz? Ya bir kere şöyle ikiye getir de nasıl sıcak oluyor onu göreyim. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ben kardeşim. Teşekkür ederim. Eşinize sevgiler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bu.